bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Çok demesi, yok demesi günahmış. Evvel zaman içinde bir padişahın 9 tane kızı varmış. Günlerden bir gün karısı Sultan Hanım'la otururken derin düşüncelere daldıktan sonra birden söze başlamış. 9 kızım var. Eller alır evlenir, sonunda geriye ikimiz kalırız. Ölürsem tahtıma oturacak bir erkek çocuğum yok. Kökümüz kuruyacak. Taç ile taht elden gidecek. Ocağım sönecek. Yarını düşünmekten gözlerime uyku girmez. Dünyadan tat alamaz oldum. Bu sefer de kız doğurursan seni de çocuğu da cellada veririm diyerek kalkıp gitmiş. Zavallı Sultan Hanım karnı burnunda hamileymiş. Padişahın bu zehir gibi acı sözlerini dinlerken ağzını açıp bir kelimecik söylememiş. Üzüm üzüm üzülüp süzüm süzüm süzülmüş. Suçu kendinde bulmuş. Kalkmış dairesine çekilmiş, kara bahtına yanmış, gece gündüz ağlamış. Mutlu da olsak, tasalı da, masallar da çabuk geçer zaman. Doğum vaktinin geldiğini korkusundan kimseye haber veremeyen Sultan Hanım, sarayda kimsenin ayak basmadığı bir sapa köşeciye çekilip, yanına babasının evinden getirdiği çeyiz halayıklarını, işine, sözüne güvenilir adamlarını alıp el altından kimseye sezdirmeden doğum hazırlıkları yapar. Bir gece yarısı ağrıları sıklaşır, gözleri ışır, 10. kız çocuğunu dünyaya getirir. Hemen ebesiyle Sultan Hanım, babası gelip görmeden çocuğu sarıp sarmalar, sabah olunca padişaha bir oğlan çocuğunun dünyaya geldiğini haber verirler. Padişah nefes nefese, sevinçten tıkanırcasına odadan içeri girince, orada bulunanlar hep bir ağızdan, ''Uğurlu olsun, adını siz verin, ömrünü Allah versin, bir oğlunuz oldu padişahım.'' diyerek kundağı babasını kucağına verirler. Padişahın ayakları dolaşır, sevinç gözyaşları döker. Hemen oradakilerden başlayarak bütün saray halkına hediyeler bağışlar dağıtır. 101 pare top attırarak tellallar çıkartır. Uzak kasabalara, komşu diyarlara ulaklar, posta Tatarları gönderir, bu mutlu haberi ulaştırır. Meydanlara sofralar kurdurur. Fakirleri 40 gün doyurur. Çulsuzları giydirir. Yerli yabancı demez. Gelene geçene çil çil altınlar dağıtır. Dört yandan hediyelerle gelen konuklara, elçilere çadırlar kurulur. Şenlikler, alaylar düzenlenir. Bütün ülke 40 gün 40 gece işi gücü bir yana bırakıp düğüne, derneğe katılır, eğlenir. Gel zaman git zaman bu çocuk büyür. Zavallı valide sultan adamlarıyla çocuğu gece gündüz gözden ayırmazlar. Saçlarını uzadıkça keserler, ona erkek elbiseleri giydirip erkek eğitimi verirler. Silah kullanmayı, ata binmeyi, yaşıtlarıyla güreş tutmayı öğrendikten sonra 12 yaşına gelince çocuğun sünnet olması gerekir. Valide sultan derin üzüntülere düşer. Her gün artık sırrımız ortaya dökülecek diye heyecan içinde bekler. Tenha odalara çekilir ağlar. Günlerden bir gün çocuk annesinin yanına gelir. Onun ağladığını görünce kalbi buna dayanamaz. ''Aman anneciğim, ne oldu ki böyle tenha köşelere çekilip sık sık ağlarsın?'' diye sorunca annesi ''Ah benim çocuğum, ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Doğduğun zaman seni babana erkektir diye bildirdik. Bugüne kadar da ona bir şey sezdirmedik. Padişah baban seni hala erkek sanıyor. Mutlu gününü görmek, sünnet ettirmek istiyor. Senin kız olduğunu anlarsa ikimizi de cellada verecek. Onun için ağlarım.'' deyince çocuk da bir zaman düşünür, sonra anasına ''Sen hiç üzülme, hem de ağlama anacığım. Bunu bana anlattığınla iyi ettin. Şimdi padişah babamın yanına gider, ona yalvarırım. Yaşım küçük derim. O da beni bu yıl sünnet ettirmez.'' der, kalkar doğruca babasının yanına gider. Elini öpüp yüzüne sürer ve ağlamaya başlar. Padişah biricik oğlunun ağladığını görünce pek üzülür. ''Bir tanecik oğlum, sevgili şehzadem, niçin ağlarsın?'' diye sorunca o da ''Aman babacığım, beni sünnet ettireceğini duydum. Onun için ağlarım. Ben daha küçüğüm.''
deyince padişah da bakar, oğlan doğruyu söyler. Hem daha vakit de var, boş yere üzülmesin diye düşünür. Oğlum, evladım, sen hele ağlama, bu yıllık kalsın. Gelecek yıl hayırlısıyla o işte olur, diyerek sırtını okşar. Çocuk da sevinçle babasının elini öptükten sonra koşa koşa anasının yanına gelip boynuna sarılır. Aman anneciğim, babamın gönlünü ettim. Gelecek yıla bıraktı sünneti. Sil artık yaşını, deyince zavallı kadın biraz olsun tebessüm eder. İçi açılır, sarılıp çocuğunu gözlerinden öper. Masallarda zaman çabuk geçer, günler, aylar birbiri ardından uçar. Bir yıl bir gün gibi göçer. Çocuğun sünnet olma zamanı yeniden gelince, zavallı annesi tenha bir odaya çekilip için için ağlar. Günlerden bir gün bu çocuk annesini kıyıda köşede ararken sonunda bir tenha odada bulur. Yanına gidip ağladığını görünce yüreği dayanamaz. Anneciğim, ne oldu ki böyle tenha köşelere çekilmiş ağlarsın, diye sorunca annesi de ah benim sultan kızım, ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Babanın geçen yıl verdiği süre bitti. Sünnet düğünü için hazırlıklar yapılıyor. O zaman senin kız olduğun ortaya çıkarsa ben ne yaparım, ne ederim? Şaşırdım kaldım, deyince kız da sen hiç üzülme anneciğim. Şimdi padişah babamın yanına gider, ona yalvarırım. Yaşım küçüktür derim. Acır da beni bu yıl sünnet ettirmez der. Kalkar doğru babasının yanına gider. Elini öpüp yüzüne sürerek içli içli ağlamaya başlar. Padişah biricik oğlunun ağladığını görünce pek üzülür. Bir tanecik oğlum, sevgili şehzadem, niçin ağlarsın, diye sorunca o da aman babacığım, beni sünnet ettireceğinizi duydum. Onun için ağlıyorum. Ben daha çok küçüğüm, deyince padişah da bakar. Oğlan daha küçük, daha vakit var. Oğlunun üzülmesini istemez. Oğlum, evladım, sen hele ağlama. Bu yıllık kalsın. Gelecek yıl hayırlısıyla o işte olur, diyerek oğlunun sırtını okşar. Çocuk da sevinçle babasının ellerini öptükten sonra koşa koşa anasının yanına gelir, boynuna sarılır. Aman anneciğim, babamın gönlünü ettin. Gelecek yıla bıraktı. Sil gözlerinin yaşını artık, deyince zavallı kadıncağızın yüzü bir parça olsun güler, içi açılır, sarılıp çocuğunu gözlerinden öper. Daha önce de söylediğimiz gibi, masallarda zaman çabucak geçer, günler, aylar birbiri ardından uçar. Bir yıl bir gün gibi göçüp gider. Şehzadenin sünnet olma zamanı yeniden gelince hazırlıklar ilerlemiş. Yine zavallı valide sultan tenha odalara kapanıp için için ağlamaya başlamış. Çocuk da annesini ötede beride arayıp sonunda bir tenha odada bulmuş. Ağlayıp dövündüğünü görmüş, ağlamasının nedenini bildiği için dayanamayıp o da ağlamaya başlamış. Annesi bir yandan çocuğa sarılır. Ah benim sultan kızım, nasıl ettikse ettik. Babanı 2 yıl daha oyaladık. Ama artık sen de iyice büyüdün. Bu işi bir bahane uydurup geri bıraktıramayız. Yakın vakitte her şey ortaya çıkacak. Bundan kurtuluş yoktur. Sonunda baban ikimiz de cellada verecek. Yarın ömrümüzün son günüdür, deyince kız dayanamayıp aman sevgili anneciğim, sen ağlayıp da kendini bu kadar üzme. Yarın babam beni sünnet ettirmek için çağırırsa gidip kendisinden yarım saat gezmek için izin isterim. Sonra has ahıra gidip bir yük ata biner kaçar giderim. Sakın ardımdan ağlama. Başka memleketlere göçer, oralarda barınır yaşarım. Bakalım Allah sonumuzu hayra dönüştürsün. Bundan başka çare yoktur der. Anne ile kız birlikte düşünür, taşınırlar, bu karar üzerine birleşirler. Sabah olunca sarayın önündeki büyük meydanın etrafı çevrilip bir yanına renk renk saltanat çadırları kurulur. Çepeçevre donanma bayrakları ile donatılır. Bir yandan tatlısı, tuzlusuyla yemek kazanları ateşlere vurulup kaynatılırken bir yandan da türlü yarışlar, eğlenceler için hazırlıklara girişilir. Yazıdaki, yabandaki, dağdaki ile düzdeki, köydeki ile kentteki millet bölük bölük, kimi atlı kimi yaya, söyleşip oynaşarak düğün meydanına birikmeye başlarlar.
memleketin en ücra köşelerinden ulaklarla çağrılanlar, yabancı komşu ülkelerden Tatarlarla haber ulaştırılan hatırlı misafirler, ayrı ayrı çadırlara indirilip ağırlanırlar. Çeşitli marifet sahipleri, çengiler, çalgıcılardan ayıcı çingenelere kadar, hokkabaz, parendebaz, cambaz esnafı kat kat gelip, bu hengamede sadakanın esirgenmeyeceğini kestiren dilenci tayfası da dört yönde koşup meydana üşüşürler. Meydancılarla değnekçiler ortada fırıl fırıl dönerler. Bu kalabalığa yer göstermeye, düzene koymaya çalışırlar. Padişah, oğlunun mutlu günüdür diye yeşiller giyinip devletin ileri gelenlerine, derecelerine göre kaftanlar giydirip ihsanlar dağıtır. Sonunda hazırlıklar bitip şehzadeye de gelmesi için haber sanılır. Şehzade içindekini belli etmeyip babasının katına gelir, önce elini öpüp el pençe divan durur. Babasının sevincinden ağzı kulaklarına varır. Oğlum, şehzadem, sen artık tamamsın. 14 yaşına girdin. Delikanlı çağına ayak bastın. Bu işte daha fazla gecikmek ayıp olur. Hem de dedikodu doğurur ve sonunda elbet dert getirir. Her şey hazırlanmış, davetliler gelip büyük cemaat derlenmiştir. Yok demeden elbet bugün sünnet olacaksın. Haydi benim yiğit şehzadem deyince çocuk da pekala, uygundur babacığım, emriniz baş üstüne. Ancak bana yarım saat kadar izin verin de şu meydana atımla bir dolaşayım. Sünnet olduktan sonra birkaç ay ata binemem. Hem de düğüne gelen halkı şöyle bir yakından seyretmek istiyorum. Ondan sonra beni sünnet etsinler deyince babası bunu hoş karşılar. Hay hay şehzadem, var dolaş da gel diye şehzadeye yarım saatliğine izin verir. O da hemen has ahırlara koşup tavla tavla dolaşır, şöyle bir uygun iyice yürük at arar. Son tavlanın karanlık bir köşesine bağlı bir kuzguni, gelesi kuyruğu kara, bensiz beneksiz, bir tek bile ak çakılı olmayan bir yağız at görür. Oradan bu hayvanı beğenir, yanına gelir. Başını boynunu, yelesini sırtını hem okşar hem de ağlamaya başlar. At bu çocuğu dinler de halden anlayıp dile gelir. Ey sultanım, böyle neden ağlarsın? Kızcağız birden şaşırıp ne olduğunu anlayamaz. Etrafına bakınırsa da kimseyi göremez. Bu sefer hayvan yeniden, ey hanım sultanım, neden böyle ağlarsın? Deyince bu sefer atın kendisine söz söylediğini anlar. Ah benim kara karam, kara yağızım, ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Babam doğduğum günden beri beni erkek sanıyor. 2 yıldır sünnet ettirmek ister. Kız olduğum meydana çıkınca anamı da beni de cellada verecek. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Bir ata binip bu diyardan kaçmaktan başka çarem kalmadı. Babamdan yarım saatliğine izin aldım, bir ata binip de meydanı bir gezip dolaşayım diye. Maksadım bir yolunu bulup kaçmak. İşte hal böyleyken ben neler edeyim kara yağızım, sen bir şeyler söyle deyince at da bütün bunları dinleyip, a benim genç sultanım, sen hiç tasalanma. Allah'ın izniyle ben seni alır da onlar toparlanmadan gözden kaybolurum. Başka diyarlara göç ederiz. Fakat sana tembihim şudur ki, eğer altından kolanımı sıkıca sar, üzerime bindiğin vakit dizginime sağlam yapış, bacaklarını iyice sık. 4 nala kalkıp baştan kuyruğa dal gibi süzülünce boynuma iyice sarıl. Çünkü ben eser yel gibi giderim. Ardından kurşun atsalar yetiştiremezler der. Kız atın dediklerini yapar. 2 gözlerinden öpüp üzerine atlar. Meydan yerine sürüp bir baştan bir başa at koşturur. Orada biriken halkla askerler şehzadenin bu halini pek beğenir, alkış tutarlar. Yarım saatlik zaman geçince şehzade birden atın kulağına eğilip ''Hadi kara yağızım, iki gözüm'' diye seslenince at asker ve halkın çemberini bıçak keser gibi yarıp eser yel gibi savuşup göz kırpıncaya kadar kaybolup gider. Orada bulunanlar ne olduğunu bir zaman sonra anlayınca ortalık bir karışmış. Koşup babasına haber vermişler. Aman kara at şehzadeyi aldı kaçırdı diye her yanı bir bağırışmadır kaplamış. Peşine atlılar düşüp orası burası, dağ derisi diye 4 yöne dağılıp araştırdılarsa da
yolda, belde en ufak bir izini bile bulamamışlar. Sanki kara yağızın ayakları hiç yere değmemiş. Yorgunluktan, üzgünlükten iyice buruşup el ayak tutmaz bir halde dönüp gelen padişaha haber vermişler. Düğün için biriken halk, padişah, saraylılar, yerli yabancı herkes şehzade için dövünüp ağlamışlar. Çengiler durmuş, çalgılar susmuş, davullar gümlemez, meydancılar ünlemez olmuş. Kimse pişen yemeklere el sürmemiş. Ateşleri söndürüp kazanları devirmişler. Akşam olup düğün dernek dağılmış. Biz gelelim düzmece şehzade ile Yağız Ata. Yağız At bunu aldığı gibi bir günde 6 aylık yola götürüp sonunda köpükler içinde harlayıp durmuş. Dile gelip, işte sultanım, hele seni kurtardım. Ama buradan istediğin yere gidersin. Dünya kötüyle dolu. Kendini iyi koru deyince kız da attan inmiş, boynuna sarılıp iki gözü iki çeşme ağlamaya başlamış. Ey benim hasatım, can yoldaşım, önce Allah, sonra sen. Şimdi ben buradan giderim, giderim ama bu yaban yerlerde başıma bir felaket gelirse ne yaparım deyince at da, ey sultanım, sana yelemden 3 kıl vereyim, göğsünde sakla. Başına bir iş gelirse bu kılları çıkarıp birbirine sürtersin, ben de hemen oraya yetişirim. Deyince hanım sultan çok sevinmiş. Atın yelesinden koparıp koynuna koyar. Kara yağızın boynuna sarılıp iki gözlerinden öper. At aniden bir duman ortasında gölden kaybolur gider, kız da oradan ayrılıp gurbet yollarının tozuna düşer yürür. Bu kız gide gide yolu bir kasabaya erişip önünde büyük bir saray belirir. Bitişiğinde de koca bir mutfak. Bacasından dumanlar çıkar, kapısından kokular saçar. Vakitlerden akşam olmuş, hemen yanına aldığı bohçasını açıp sırmalı elbiselerini değiştirir. Gurbete çıkmış bir yolcu kılığına girer. Oradan saray aşhanesinin kapısına şöyle bir yanaşır bakar ki, aşçılar kan ter içinde. O ocaktan berikine, kazandan tencereye koşuşurlar. Çıraklar da beri yanda, güm güm diye havan dibi paralarlar. Dibeklerle karşılıklı hay hak diyerek tokmak sallarlar, keşkek döverler. Gözleri kızarmış halayıklar pirincin taşını ayıklarken uşaklar da gözleri yaşlar içinde soğan doğrarlarmış. Koca aşhanenin içinde 40 ocakta 40 ateş varmış. 40'ından başka da aş kaynarmış. Kız içeri girer, aşçı başı herhalde budur diye birine yanaşır ki o da öteye beriye emirler dağıtıp kepçe elinde oradan oraya seyirten, her kazandan bir tadımlık aş alan, başı tıraşlı, her hali telaşlı, ensesi yelli, kurbağa belli, hay hay ile oturur, vay vay ile kalkar. Onu gören ondan korkar. Birisidir. Hemen aşçı başı, aşçılar başı, görürüm işiniz, telaşınız çok, beni yanınıza çırak alır mısınız diye sorunca, o da hemen seyirtir. Hem bağırır hem çağırır, kızı bir yana iteler. Gözü hem açta hem işte. Görmez misin bizim başımızda ateşler yanıyor, kazanlar kaynıyor? Aman tatlıya tuzu, etliye şekeri karıştırmayalım. Helvanın meyanesi geçmesin, dolma tenceresinin dibi tutmasın. Sakın aylazlar, ciğer sarmasının ateşini çekin. Haşlamanın altına bir odun atıverin. Savul ayağımın dibinden bire şaşkın yolcu, görmez misin telaşımızı diye bağırarak dolanırmış. Kız da bunları duymazlıktan gelerek hemen oradan bir önlük kuşanır. Beceriksiz yamakları aralar. Az zamanda bütün ocakların başına Hızır gibi yetişip bir eli tatlı da öteki tuzlu da hepsinin eksiğine yetişir, bulup buluşturup tamamlar. Tencereleri kazanları birbiri ardından bu oldu, bu da pişti, yetişti diyerek ocaktan indirmeye başlar. Aşçı başı birden ortalığın düzene girdiğini görünce sevinir, kızın sırtını sıvazlar. Seni yemek başı usta yaptım, ellerin dert görmesin, kepçenden bereket taşsın diye iki elini kaldırıp dua etmiş. Kız da bu sefer, aman aşçı başı, bak işler düzene girdi. Şimdi şu köşeye otur da söyle bakalım. Nedir bu telaşlı hazırlıkların sebebi? Bu kadar yemek kimin için pişiyor diye sorunca aşçı başı şöyle bir içini çekip, ah be oğlum, işte o tarafı pek acıklı. Keşke sen sormasaydın da
ben de anlatmasaydım. Bu memlekete 6 yılda bir, bir gece dev gelir. Padişahımızın ciğerini yer, göçer gider. Yarın gece bu devin gelmesi zamanıdır. Bu telaşımız ondandır ki cenaze yemeği hazırlarız. Tedbir gezen sultanımız bunları işitince parmağını ısırıp korkar ve şaşa kalır. O gece o da aşçılar ve yamaklarla hiç uyumayıp sabaha kadar yemek pişirmekle meşgul olur. Sabah olunca tedbir gezen sultan sarayın içine girer. Doğru yukarı katlara çıkıp dolaşmaya başlar. Gezerken bir odaya gelip bakar ki bir hanım sultan bir köşeye oturmuş, baştan ayağa karalar giyinmiş. Oradan bir diğer odaya girer bakar ki oda baştan aşağı karalar içinde. Oda takımları bile kara örtülerle örtülmüş. Oradan bir başka odaya uğrar, bakar ki odanın ortasında bir döşek içinde bir sultan, baştan ayağa al elbiseler içinde. Oradan döne dolaşa padişahın olduğu odaya varır. Bakar ki zavallı adama ruh koklatmışlar. Başına hekimler, hocalar birikmiş. Kendinden geçmiş. Serili yatar. Vakitlerden akşam vakti olunca devin gelmesi de yaklaşmış. Bütün saray halkı korku içinde kenara köşeye büzülmüş devin gelmesini bekler. Bu kızın aklına birden atın verdiği kıllar gelir. Koynundan çıkarıp birbirine sürtünce o dakika yağız at bir duman içinden çıkıp gelir önünde duruverir. Emret sultanım der eşinir. Kız da hemen gider atı iki gözünden öper. Aman kara yağızım senden bir kılıç isterim ki dev azmanına bir vurduğumda ortasından ikiye biçilivermeli deyince at yerleri eşeler başını silkeler. Al sultanım sana istediğinden âlâ bir kılıç. Bir vurduğun yere bir daha vurmayasın diyerek kızın eline bir yalın kılıç tutuşturur. Bir duman içinde kaybolur gider. Oradan bu kız kılıcı alıp doğruca padişahın yattığı odaya gelip usulca içeriye süzülür. Bir köşeye gizlenir, gece yarısı olunca gökyüzünden gelen bir hışırtı, bir uğultu duyulur. Birden ortalık zifiri karanlık kesilir. Göz gözü görmez, bir zaman sonra küt küt diye bir ses gelir. Odanın ortasına bir dev azman düşer. Köşede hazır duran tedbir gezen sultan birden gider, ''Ya Allah yardım et!'' diye bir nara atarak elindeki kılıcı devin boynuna öyle bir indirir ki, hemen devin başı gövdesinden ayrılır, birkaç defa tekerlenir. O sırada devin kellesinden bir ses gelir. ''Ey yiğit, bir daha vur ki er olduğunu bileyim!'' derse de kızın aklına yağız atın tembihleri gelir ses çıkarmaz. Hem bir daha da vurmaz. Dev azmanının canı iyice çıkıp orada devrilir kalır. Kız hemen devin bir kulağını kesip cebine koyar, yürür gider. Dönüp aşhaneye gelir, önlüğünü kuşanır, kepçeyi kavrar, yeniden işe girişir. Sabah olunca padişah yarı bitkinlik, yarı korku içinde baygınlığından kurtulup gözlerini açınca kendini yoklar ki henüz ölmemiş. Bir de odanın ortasına bakar ki kapkara bir dev azmanı başı gövdesinden ayrılmış yatar. Görenlerin aklı başından gider. Acaba kimdir bu devi öldüren diye derin düşüncelere dalar. Ama bir şey bulup çıkaramaz. Oldu mu olası ne zaman bu dev gelse bu diyardan bir yiğit çıkıp da karşısına geçmemiştir. Buna dair tek kelime tarih kitaplarında bile yoktur. Padişah bu işe bir anlam veremese de ölçüsüz sevinir. Allah'a şükreder. Bir de yerinden kalkıp dışarı yürüyünce kapı diplerinde tabut, kefen için lüzumlu eşyaları hazırlamışlar. Ölü yıkayıcılara, imama haber salmışlar. Titreşerek yarı geceden beri orada bekleşirlermiş. Padişahı dipdir ayakta dolaşır, hem de keyfi yerinde güler söylerken görünce şaşırıp kalırlar. Hepsi, geçmiş olsun, Allah uzun ömürler versin diye dualar edip yüreklerindeki yükü atarlar. Orada duran padişah bunlara, İçerideki başı gövdesinden kopmuş dev azmanını öldüren kimdir içinizde? Diye sorunca oradakiler kapıdan içeri şöyle bir bakıp her şeyi görürler. İçlerinden birkaç kişi ileri çıkıp göz kırpmadan ''Biz öldürdük sultanım!'' diye ayak direrler. Padişahın yüreği bu sözlere iyice ısınmaz.
ama hepsine bol bol altınlar, çiftlikler bağışlar. Bütün saray halkı sıra sıra koşuşur. Halıyıklara, aşçı yamaklarına varıncaya kadar herkes kendine birer pay çıkarır. Bir aralık aşçı başı bu tedbir gezen sultana, "A oğlum, sen ne duruyorsun? Padişah dönülmez ölümden kurtulduğu için herkese çil çil altın dağıtıyor. Sen de gidip alsana." derse de tedbir gezen sultan, "Padişahın huzuruna çıkarsam beni hemen kovar." diye çekindiğini belli edince, aşhanedekiler hep bir ağızdan, "Padişah çok sevinçlidir. Ölümden kurtuldu. Başının gözünün sadakasını dağıtıyor. Hazineler saçıyor. En değersiz olanı bile kapısından çevirmiyor. Zaman bu zamandır. Elbette senin bahşişini esirgemez. Sen de gidip alsana." deyince kız da kalkar, doğruca padişahın huzuruna çıkar. 9 defa yer öpüp doğrulur, el pençe divan durur. "Ey padişahım, gece sabaha karşı bu dev azmanını ben öldürdüm." der ama padişah ona inanmaz. "Akel yamak, senin cürmün ne ki bu dev azmanını öldürebilesin?" deyince tedbir gezen sultan da öldürdüğü devin kulağını cebinden çıkarıp, "Sözlerime inanmazsanız bu kulağı alın da gidip devin başına bir bakıverin." diyerek kulağı padişaha uzatır. Padişah alır bakar ki, insan kulağına da hayvan kulağına da benzemez. Bir acayip kanlı et parçası. Hemen kalkar devin yanına gider. Kulak yerlerinden birinde bir kanlı delik durur. Et parçasını deliğin üstüne koyar, deliğe tıpatıp uyduğunu görünce aşçı yamağının sözlerinin doğruluğunu anlar. Padişah, "Ey oğlum, yiğit oğlum, dile benden ne dilersen." deyince tedbir gezen sultan edebini bozmaz. "Ancak sağlığınızı dilerim padişahım." der. Önüne bakar. Padişah bir daha sorduğunda yine, "Ancak sağlığınızı dilerim padişahım." der. Yine önüne bakar. Kul töresi dua, hakan töresi keremdir. Padişahın bir daha sorması gerekir. Üçüncü defa sorunca, "Sağlığınıza duacıyım. Ama padişahım, şu odaların birinde al giymiş bir sultan hanım süzülür. Süzülür de oturur. Odur sizden dileyim." deyince padişah birden duraklayıp, "Oğlum, nice güzel yiğitler o kızı alıcı oldular. Görücü gönderdiler. Kendileri geldiler. Büyükten küçükten aracılar yolladılar. Beğendiğim, hoşlandığım yiğitleri bile buna beğendiremedik. O düzenbaz, taş yürekli cilve satıcısına ne yapacaksın? Öbür odalarda benim kara giyimli, ak yürekli, has, pembe, beyaz nazlı kızlarım var. Beğendiğini, sana teliyle, puluyla, hazineler değerinde çeyiziyle vereyim. Bir düğün yapayım ki yedi iklim dört bucağı şan olsun." derse de tedbir gezen sultan ayak direyip el pençe divan, gözleri yerde, "Aman padişahım, deli gönlüm ona düştü. Verirsen kereminden o kızı verirsin. Vermezsen de sağ ol, başkasını istemem." der, direnir. Padişah bakar ki oğlan söz anlayacak halde değildir. Hemen buyruk salar, al giyimli kızını çağırtır, kız da gelir. Padişahın karşısında el pençe divan durur. Padişah, "Ey benim al giyimli sultan kızım, seni şu yiğit ister. Bana can kazandırdı, azman devi öldürdü. Bugüne gelinceye dek kapından çok yiğit çevirdin. Ama buna olmaz demeyeceksin. Seni kocaya verdim gitti." diye kesip atarsa da kız, "Aman padişah babacığım, bana bir gece izin verin, istihareye yatayım. Rüyamda ne görürsem yarın size haber veririm." der. Padişah da izin verince oradan kalkar, doğruca odasına gelir. Gece olup ortalıktan el ayak çekilir. Uşaklar, halayıklar birer birer köşeye kıvrılır. Nöbetçiler dış kapılardan, kulelerden birbirine "Birdir Allah bir!" diye çağrışıp kol gezmeye başlar. Tam bu sırada tedbir gezen sultan yavaşça süzülerek al giyimli sultanın kapısına gelip anahtar deliğinden içerisine dinler, seyreder. Bakar ki bu kız odanın içinde telaşlı telaşlı oradan oraya gidip bir şeyler hazırlar. Sonunda odanın ortasına bir altın leğen koyar, bir gümüş ibrikten leğenin içine su döker. Tam o sırada bir güvercin pırr edip pencereden gelir, bu leğenin içine girip bir iki çırpınır,
Üstünden sular dökülünce silkine silkine güvercin kılığından sıyrılarak ay parçası gibi güzel bir delikanlı kılığına bürünüverir. Al giyimli sultanla karşılıklı oturup konuşmaya başlarlar. Al giyimli sultan: "Ah benim sevgili efendim, bugün babam beni çağırıp aşçı yamaklardan birine vermeye niyet etti. Ben de bu gece istihareye yatıp görelim diye babamdan izin aldım. Aslında bu işi size danışmaktı muradım. Aman bu işe bir çare bulalım," diye yanıp yakılınca güvercin delikanlı: "Sen hiç üzülme sultanım. O işin bir kolayı var. Filan yerdeki devlerden bir ayna var. Kimse o devlerin yanına varamadı. Gözleri kesmedi. Yarın sen bu yiğidin o aynayı getirmesini şart koşarsın. Başarırsa ona vararım, yoksa varmam," dersin. Onlar bu düzenleri konuşa dursunlar. Tedbir gezen sultan da kapı dibinden hem bunları gözler hem de dinlermiş. Sonunda al giyimli sultanla güvercin delikanlı bu sözle birleşmişler. Gün ışırken bu güvercin delikanlı yine altın leğene girip bir iki çırpınıp silkine silkine yeniden güvercin kılığına girmiş. Dönüp pır diye pencereden uçup gitmiş. Sabah olunca al giyimli sultan odasından çıkıp cevabını bildirmek üzere padişah babasının huzuruna varır. Tedbir gezen sultan da bir kenarda durur beklermiş. Bu kız babasının karşısına gelir, el pençe divan durur. "Padişahım, filan yerin devlerinde bir ayna saklı durur. Kimse yanına varamadı, alıp gelemedi. Bu yiğit bu dev aynasını alır gelirse ona varırım. Yoksa varmam," diyerek geri çekilir. Padişah bu yiğide döner: "Oğlum, ben sana demedim miydi? Bu kız oyuncudur, düzencidir diye. İşte bak, şimdi de bir dev aynası çıkardı. Gücün yeterse var al getir. Yoksa yol yakınken vazgeç bu işten," diye üzüle üzüle anlatırken aşçı yamağı hiç tasalanmadan şöylece: "Emriniz baş üstüne padişahım, izin verirseniz gider getiririm," deyince padişahın da oğlanın bu umursamaz, kılı depreşmez, dağlar boyu zorluğu tanımaz davranışı karşısında içi ferahlar. "Pek güzel oğlum, şu kıza da dünya aleme de ibret için al getir de şu aynayı görelim, övünelim, güvenelim," der. Sonunda tedbir gezen sultan saraydan çıkıp bir süre gittikten sonra tenhaca bir yere varıp yağız atın verdiği kılları koynundan çıkarıp birbirine sürtünce at göz açıp kapanıncaya kalmaz bir dumanın içinden kopup harlayıp gelir. Tedbir gezen sultana "Emrin nedir sultanım?" diye seslendiğinde o da "Aman benim kara yağızım, önce Allah sonra sen varsın. Al giyimli sultanı babasından istedim. Bu kız falan yerdeki devlerin aynasını benden istedi. Oralara kimse varamaz. Varsa da alıp gelemezmiş. Ne olursa senden olur, yardım et," deyince kara yağız da "Aman sultanım, sen hiç üzülme. Ondan kolay bir şey yoktur. Hemen sırtıma bin, dizginlerimden sıkı sıkı tut. Bacaklarını kas, boynuma yat," deyince tedbir gezen sultan atın iki gözlerinden öpüp hemen sırtına atlar. Yağız at oradan aniden kopup eser yerler, tozar yollar gibi vurup gider. Bir süre sonra yüce bir dağın dibine gelip dururlar. Yağız at eşinip "Sultanım, işte seni getirdim. Buradan öteye gidemem. Sen yukarıdaki yüce dağa tırmanırsın. Devlerin izlerini bulur, mağaraya varırsın. Şöyle kapıdan gizlice bakarsın. Eğer gözleri kapalıysa uyanıktırlar. Açıksa uykuya dalmışlardır. Tedbirle yavaşça içeri girersin. Başları üzerinde asılı duran o aynayı alır. Arkana bakmadan buraya bana gelirsin," diye yapılacakları bir bir anlatır. Kız oradan yürüyüp devlerin izlerine baka baka, kayaları dolanıp tenhalardan geçerek dağın yücesine tırmanır. Araya taraya bakar ki devlerin gözleri açıktır. Uykuya daldıklarını anlar. Hemen ayaklarının ucuna basa basa içeri girer. Duvarda asılı aynayı alır, ne içine bakar ne de gün yüzüne gösterir. Hemen koynuna saklar. Acele geri dönüp ardına hiç bakmadan koşa koşa dağdan iner. Kendisini bekleyen yağız atın yanına gelirken devler uyanıp tedbir gezen sultanın kaçtığını görürler.
Ardından bağırırlar. Hele geri bak, aynamızı geri getir, hele geri bak diyerek kızın ardından koca koca kayalar atarlar. Kız atın tembihini tutar, bağırmalara hiç aldırmadan koşar. Böylece atın yanına gelir, hemen üstüne atlayıp dört nala oradan ayrılıp eser yerler, tozlar yollar gibi geçer giderler. Devler durmadan bağırıp çağırırlar. Artlarından kayalar fırlatırlarsa da onlara kaya ulaştırmak, onları durdurmak mümkün olmaz. Bir süre sonra sarayın önüne geldiklerinde tedbir gezen sultan göğsünde aynayla attan iner. O yere ayak basar basmaz kara yağız at bir duman içinde gözlerden silinir gider. Sultansa doğruca saraya gider, padişahın huzuruna çıkar. Göğsünden aynayı çıkarıp "İşte padişahım, istediğiniz dev aynasını getirdim." deyince padişah çok sevinip oradan al giyimli sultanı çağırtır. "İşte istediğin aynayı bu yiğit getirdi. Başkaca bir arzun, bir dileğin var mıdır?" deyince al giyimli sultan aynayı eline alıp şöyle bir duralar. Sonra "Aman padişah babacığım, bana bu gecede izin verin, istihareye yatayım. Rüyamda ne görürsem yarın sabah size bildiririm." deyince padişah da "Peki iyi, pek güzel, sabah ola hayrola. Bakalım bu sefer ne engeller çıkaracaksın?" der. Yine de kızına istediği izni verir. Al giyimli sultan oradan kalkar, doğru odasına gider. Gece olup ortalıktan el ayak çekilir. Uşaklar, halayıklar birer birer köşeye kıvrılır. Nöbetçiler dış kapılardan, kulelerden birbirine "Allah birdir" diye çağrışıp kol gezmeye başlar. Tam bu sırada tedbir gezen sultan yavaşça süzülerek al giyimli sultanın kapısına gelip anahtar deliğinden içerisini dinler seyreder. Bakar ki bu kız odanın içinde telaşlı telaşlı oradan oraya gidip bir şeyler hazırlar. Sonunda odanın ortasına bir altın leğen koyar, bir gümüş ibrikten leğenin içine su döker. Tam o sırada bir güvercin pır edip pencereden gelir. Bu leğenin içine girip bir iki çırpınır. Üstünden sular dökülünce silkine silkine güvercin kılığından sıyrılarak ay parçası gibi güzel bir delikanlı kılığına bürünüverir. Al giyimli sultanla karşılıklı oturup konuşmaya başlarlar. Kız söze girer. "A benim yiğidim, gözümün ışığı, gönlümün alışığı efendim. Bugün yine padişah babam çağırttı. O mızmız oğlan istediğin aynayı nasıl ettiyse alıp getirmiş. Babam yine beni bu oğlana verecek. Ben de bu gece istihareye yatayım da göreyim diye yeniden izin aldım. Aslında bu işi size danışmaktı muradım. Aman bu işe bir çare bulalım." deyince güvercin delikanlı şöyle bir duraklasa da asla bıkıp geri durmaz. "Sen hiç üzülme, hem de tasalanma sultanım. Bu işin de bir kolayı vardır. Filan yerde değlerin bir şimşek taşı vardı. Kimsenin oraya varmasına, yerini bulmasına, bulsa da alıp gelmesine çare yoktur. Yarın sen bu yiğitten onu istersin. Varamaz, varsa da bulamaz. Bulsa da alıp gelmesi kısmet olmaz. Yine aramıza başkası giremez sultanım." der. Tedbir gezen sultan onları bu sırada odanın kapısında gizlice gözler dinlermiş. Bütün bunlar konuşulur görüşülürken gün ışımaya başlamış. Güvercin yiğit, "Aman geç kaldım, başıma işler açılmadan savuşayım." diyerek altın leğenin içine bir dalıp silkinip yeniden güvercin kılığına girmiş. Pırr diye pencereden uçup gitmiş. Ardından al giyimli sultan odasından çıkıp cevabını bildirmek üzere padişah babasının huzuruna varır. Tedbir gezen sultan da bir kenarda durur, kızın diyeceklerini beklermiş. Kız babasının karşısına gelip el pençe divan durur. "Padişahım, filan yerde, öte bucakta devler diyarında, köşe mağarasında bir şimşek taşı olacak. Bu yiğit onu alıp getirsin. Ona varacaksam öyle varırım. Yoksa varmam." dedikten sonra geri çekilir dairesine gider. Padişah da çaresiz yiğide dönerek, "Gördün mü oğlum, bu kızın halini ben sana önceden bildirmiştim. Bu kız oyuncu, düzencidir diye anlatmıştım. İşte bak, filan yerde öte bucakla devler diyarında köşe mağarasında bir şimşek taşı varmış. Gücün yeterse var getir.
Yoksa yol yakınken vazgeç bu işten. Sana kara giyimli sultanlardan birini vereyim. Al gönül rahatlığıyla otur, diye üzüle üzüle anlatırken aşçı yamağı hiç tasalanmadan, emriniz baş üstüne padişahım. İzin verirseniz gider getiririm, deyince padişahın bu oğlanın umursamaz, kılı depreşmez, dağlar boyu zorluğu umursamaz davranışı karşısında iç ferahlar. Pek güzel oğlum, şu kıza da, dünya aleme de ibret için şu şimşek taşını al getir de görelim. Övünelim, güvenelim der. Sonunda tedbir gezen sultan, saraydan çıkıp bir süre gittikten sonra tenhaca bir yere varıp Yağız atın verdiği kılları koynundan çıkarır. Birbirine sürter, at göz açıp kapayıncaya kadar bir duman içinden kopup harlayıp gelir. Tedbir gezen sultana, emrin nedir sultanım diye seslenince o da, aman benim kara yağızım, önce tanrım sonra sen varsın. Al giyimli sultanı babasından istedim. Ama kız filan yerde, öte bucakta, devler mağarasının şimşek taşını benden istedi. Oralara kimse varamaz, varsa da o taşı bulamaz, bulsa da alıp gelemezmiş. Ne olursa senden olur, yardım et kara yağızım, der demez Yağız at. Aman sultanım, sen hiç üzülme, ondan kolay bir şey yoktur. Hemen sırtıma bin, dizginlerimden sıkıca tut, bacaklarını sık boynuma yan, deyince tedbir gezen sultan, atın gözlerinden öpüp hemen sırtına atlar. Yağız at oradan aniden kopup eser yerler, tozar yollar gibi vurup gider. Bir süre sonra yüce bir dağın dibine gelip dururlar ki, bakmaya gözler, çıkmaya dizler dayanmaz. Yağız at yerinden eşinip, işte sultanım, seni buralara kadar getirdim. Şu yoldan izleyerek gidersin. Döner dolaşır, ileride devlerin köşe mağarasını bulursun. Şöyle kapıdan gizlice bir bakarsın. Eğer gözleri kapanıksa uyanıktırlar. Açıksa uykuya dalmışlardır. Tedbirle yavaşça içeri girersin. Duvardaki hücre içinde bir şimşek taşı görürsün. Onu oradan alıp hiç durmadan, nefes almadan geri gelirsin. Yoksa gittiğin bittiğin gündür. Hem bu sefer ardından ne söyler, ne dilerlerse, ne beddua ederlerse hepsi başına gelir. Bunu da böylece bilesin. Hadi durma yürü, yolu ben gösterdim, bahtını Allah kolaylaştırsın, deyince kız da atın iki gözlerinden öpüp gösterdiği yola girer. İzleye izleye, kayaları dolanarak, çalıları dolaşarak gider. Bir süre sonra devlerin oturduğu köşe mağarasını bulur. Yavaşça yanaşıp bakar ki hepsinin gözleri açıktır. Uyuduklarını anlayınca içeri girer. Duvardaki hücrede duran şimşek taşını hemen alıp eğlenmeden, dinlenmeden yola düşüp yollanır, çalıları dolanır, kayaları dolaşır. Nefes nefese koşar. Tam bu sırada devler uykularından uyanıp insan kokusu alırlar. Bir de duvardaki hücrede duran şimşek taşını göremeyince mağaradan dışarı çıkıp tedbir gezen sultanın peşine düşerler. Ama o yolu yarılamış, dağdan kayadan aşıp kestirmeden dolaşıp ovaya inmek üzeredir. Devler bastıkları yerleri titreterek, toz duman kopararak çatlasıya koşarlarsa da bu kıza yetişemeyip çaresiz ardından koca kayaları fırlatıp bağırmaya, beddua etmeye başlarlar. İlahi, ayağına yürük, eline çevik, aklına çabuk kişi, er isen kız, kız isen er yiğit olasın, ilençlere uğrayasın diye bağırışır, gazaplarının şiddetinden oldukları yerde yırtınır kalırlar. Kız oradan dağdan kurtulup ovaya iner, koşa koşa Yağız atın olduğu yere gelir, şimşek taşını gösterir. At da, tamam budur, hemen koynuna sok. Arkandan beddua ettiler mi? Bir şey söylediler mi? Eğer ilendilerse kötüdür. Ne dilerse ona uğrarsın elbet. Dedikleri olur, yakanı kurtaramazsın, deyince kız da, ardımdan ilahi, ayağına yürük, eline çevik, aklına çabuk kişi, er isen kız, kız isen er yiğit olasın diye bağırdılar der. Birden kız kendini yoklar ki değişmiş. Kızken erkek oluvermiş, bıyıkları çıkmış, sakalları terlemiş, çenesi tel tel tüylenmiş bile. Tedbir gezen sultan da at da buna pek sevinirler. Zavallı sultan, Allah'tan dileğim ancak buydu. Şükürler olsun, sebebim, kısmetim demek buymuş.
ayağımla geldim, muradıma erdim demiş. Hemen Yağız atın iki gözünden öpüp sırtına biner, oradan kopup eser yerler, tozar yollar gibi vurup giderler. Bir süre sonra sarayın karşısında gelip dururlar. Şehzade göğsünde şimşek taşıyla, üzen giden ayağını ayırıp yere basmasıyla, Yağız at bir duman içinde silinir, gözden kaybolur. Şehzade ise hemen oradan sarayın içine girip padişahın huzuruna varır. Padişahım, ferman buyurduğunuz şimşek taşını aldım getirdim deyince padişah pek sevinir. Hemen oradan al giyimli sultanı çağırtır. İşte istediğin şimşek taşını bu yiğit getirdi. Şimdi ne engel koyacaksın, ne düzen kuracaksın deyince kız davranıp kızdırır bozarır. Aman babacığım, Allah aşkına bu gece de izin verdi bir istihareye yatarım. Yarın mutlaka son cevabımı veririm deyince babası çaresiz kalır, karşı koyamaz. Peki, pek güzel. Bugüne dek sabreden akşamdan sabaha elbet dayanır. Gün ola hayrola diyerek izin verince kız oradan çıkıp odasına gelir. Şimdi padişah şehzadeye dönüp her şeyi duydun, dinledin. Var git, sabah erkenden gel. Bu işi elbet bir hayırlı sona bağlarız evladım deyip gönderir. Gece olup ortalıktan el ayak çekilir. Uşaklar, halayıklar birer birer köşeye kıvrılır. Nöbetçiler dış kapılardan, kulelerden birbirine "Birdir Allah, bir!" diye çağrışıp kol gezmeye başlar. Tam bu sırada tedbir gezen sultan yavaşça süzülerek al giyimli sultanın kapısına gelip anahtar deliğinden içerisini dinler, seyreder. Bakar ki bu kız odanın içinde telaşlı telaşlı oradan oraya gidip bir şeyler hazırlar. Sonunda odanın ortasına bir altın leğen koyar. Bir gümüş ibrikten leğenin içine su döker. Tam o sırada bir güvercin pırr edip pencereden gelir. Bu leğenin içine girip bir iki çırpınır. Üstünden sular dökülünce silkine silkine güvercin kılığından sıyrılarak ay parçası gibi güzel bir delikanlı kılığına bürünüverir. Al giyimli sultanla karşılıklı oturup konuşmaya başlarlar. Kız söze girer. "A benim yiğidim, gözümün ışığı, gönlümün alışığı efendim. Devlerin elinden şimşek taşını istemiştim. O mızmız oğlan kokulu aşçı yamağı almış da getirmiş. Şaştım, şaşırdım kaldım. Bir şey diyemedim. Padişah babamdan bir gecelik için izin istedim ki size danışayım. Aman bu gece bu işe bir çare bulmak gerekir." deyince güvercin delikanlı şöyle bir süre duraklayıp düşünmüş, taşınmış. "Al giyimli sultanım, sen hiç tasalanma, usanıp geri durma. Ben periler padişahının oğlu olayım da bunca işin çaresine bakmayayım. Hiç olur mu? Bizim sarayın has bahçesinin orta yerinde ağlayan nar ile gülen ayva ağacı vardır. Bir yanında narlar ağlar sallanır, bir yanında ayvalar güler sırıtır. Dünyada bir benzeri yoktur. Bu ağacın yanına her kim gitse elini uzatır uzatmaz narlar başlar hüngür hüngür ağlamaya, ayvalar da kah kah gülmeye. Bunların yanına kimse yaklaşamaz, kimse el süremez. Yarın babamın ne kadar askeri varsa baştan ayağa silahla donatıp ağacın altında gece gündüz göz kırpmadan nöbet bekleriz. O yiğit gelince onu yakalar parçalarız. Yarın sabah babanın huzurunda o yiğitten o ağacı dilersin." deyince al giyimli sultan da o haddi bilmez aşçı yamağının sonu geldi diye sevinir. Böyle konuşa görüşe tedbir düşünür, dolap çevirir, düzen kurarlarken gün ışımaya, ortalık aydınlanmaya başlamış. Güvercin yiğit, "Aman geç kaldım, başıma işler açılmadan hemen savuşayım." diyerek altın leğenin içine bir dalıp iki silkinip üstünden sular dökülünce yeniden güvercin kılığına girer, pencereden pırr edip uçar. Ardından al giyimli sultan da odasından çıkıp doğruca padişahın huzuruna çıkar, söze başlar. "Padişahım, falan yerde periler padişahının has bahçesinin orta yerinde ağlayanlar ile gülen ayva ağacı vardır. Eğer bu yiğit bu engeli de aşar, o ağacı söküp getirirse artık olmaz demem, ona varırım. Yoksa varmam." diyerek çekilir odasına gider. Padişah da çaresiz kalıp yiğide dönerek, "Bak yiğidim, hak oyunu üçtür evladım. Bu kızın halini
ahvalimi sana önceden anlatmıştım. İşte bir engel daha koydum. Filan yerde, Periler Padişahı'nın sarayının has bahçesinin orta yerinde bir ağlayan nar ile gülen ayva ağacı varmış. Onu alıp getirirsen ben sana bu kızı veririm. Artık bu işi burada keser bitiririz deyince şehzade, "Padişahım, o kızın istediği şeylerin hepsini buldum, buluşturdum. Aldım, yetiştirdim. Allah'ın izniyle bu ağacı da alır getiririm elbet." diyerek yerden selam verip huzurdan ayrılır, saraydan çıkar. Bir süre gittikten sonra tenhaca bir köşede varıp Yağız atın verdiği kılları göğsünden çıkartır, birbirine sürter. At göz açıp kapayıncaya bir duman içinden kopup harlayıp gelir şehzadeye. "Emrin nedir şehzadem?" diye seslenince o da, "Aman benim karayağızım, can yoldaşım. Önce Allah, sonra sen varsın. Falan yerde Periler Padişahı'nın bir sarayının has bahçesinin ortasında bir ağlayan nar ile gülen ayva ağacı varmış. Al giyimli sultan, şimdi de bu ağacı söküp getirmemi ister. Bu ağaca kimse yanaşamaz, elini süremezmiş. Ne olursa senden olur. Yardım et karayağızım." deyince Yağız at bu sefer biraz duralayıp, "Ah şehzadem, bu iş biraz çetincedir. Ama senin yoluna can feda olsun. Atla üstüme, dizginlerimden sıkı tut, bacaklarını iyice kas, boynuma yat. Bir yol gidelim, bakalım nasıl olur." deyince şehzade atın iki gözünden öpüp hemen sırtına atlamış. Oradan ayrılıp ovalardan yeller, derelerden coşkun seller gibi giderek sonunda bir memlekete varmışlar. Yolda giderlerken üç çocuk görürler. Önlerinde bir pösteki, bir külah, bir kamçı, bir de ok. Babalarından miras kalmış bu eşyaları bir türlü bölüşemeyip çekişir duruşurlarmış. Bunları böyle gören Yağız at dile gelmiş. "Aman şehzadem, bu eşyalar sana çok lazımdır. Bu çocuklar kıymetini bilmez. Aman şunları kandırıp ellerinden alalım." deyince şehzade hemen orada attan inip çocukların yanına gelir. "Çocuklar, neden böyle çekişip durursunuz?" deyince çocuklar da ona, "Bu eşyaların babalarından miras kaldığını, bir türlü bölüşemediklerini anlatırlar." Şehzade oku alıp, "Bakın çocuklar, ben bu oku atarım. Hanginiz gidip de daha önce yakalayıp getirirse, bu mirasın hepsi onun olur." deyince çocuklar buna razı olur. Şehzade de omzundaki çapraz takılıyayı çıkarır, bir ucunu iki bacağı arasına alıp kıstırır, sol eliyle bir ucundan bastırırken kirişin ilmeğini geçirip yayı bir hamlede kurar. Parmağına ok atma yüzüğünü takıp oku yatağına yerleştirir. Sol kolunu olabildiğince ileriye uzatıp kirişi de çenesine kadar çekip "Ya hak!" der bırakır. Çocuklar okun gittiği yolu gözleyip düştüğü yeri izleyip peşinden seyrete dursunlar. Şehzade hemen orada kalan pösteki, külah ve kamçıyı toplayıp yerlerine üç kese altın bırakır. Yağız ata atlayıp eser yerlere binerek tozar yollara basarak uçar giderler. Soluk soluğa geri dönen çocuklar eşyaların yerinde üç kese altın görünce sevinerek birer kese alırlar, oynayarak giderler. Tedbil gezen sultan bir süre atıyla dört nala gider. Sonunda Periler Padişahı'nın sarayının karşısına gelir dayanır. Yağız at durur. "Haydi şehzadem, iş başına. Külahı başına geçir. Pöstekiye binersin. Kamçıyla da vurursun. Havalanır, doğru sarayın has bahçesine, o ağacın yanına inersin. Hemen ona asılıp kökünden söker alır, hiç orada beklemeden buraya gelirsin." deyince şehzade hemen külahı giyer, pöstekiye biner, kamçıyla vurduğu gibi havalanıp sarayın içine girer. Şehzade kol kol odaları, daireleri gezerken bu odalardan birinde al giyimli sultanla güvercin yiğidin oturup konuşmakta olduğunu görür. O da hemen yanlarına gelip oturur. Başında büyülü külah olduğundan şehzade onları görür ama onlar şehzadeyi göremezlermiş. O sırada yemekler gelir. Onların ikisi oturup yemek yemeye başlar. Şehzade de sofranın bir köşesine oturur, o da yemeğe katılır. İkisi bakar ki kimse el sürmediği halde sahandaki yemeğin karşı tarafındaki bölümü yavaş yavaş eksiliyor. Güvercin yiğit, "Sultanım, şurası benim önüm, şurası senin önün. Ya şu karşısı kimin önü ola? Yemeğin karşı tarafı yenmiş gibi eksiliyor.
deyince kız da şaşırır kalır. İkisi de buna bir anlam veremez. Yemeklerini bitirince pencere önündeki sedirin üstüne çıkıp otururlar. Al giyimli sultan, peri padişahının oğluna işlemeli bir çevre hediye etmiştir. Sedirin üstünde duran bu çevreyi şehzade alır koynuna saklar. Bir ara döner bakarlar ki, sedir üzerinde duran çevre yerinde yok. Orası burası derken odanın içini alan talan ederler ama çevre kayıplara karışmıştır. O sırada gece çökmüş olduğu için şehzade artık zamanıdır diye pöstekiye bir kamçı vurunca havalanıp doğruca has bahçenin ortasında dikili duran, ağlayan nar ile gülen ayvanın üzerine gelir. Ağacı tutarak olanca gücüyle kökünden söküp çıkarır. Ağacın üzerindeki narlar hüngür hüngür ağlama, ayvalarsa kah kah gülmeye başlar. Şehzade bir elinde ağaç, öbür elinde kamçı ile pöstekiye vurup uçar gider. Orada bulunan askerler neden sonra ağacın kökünden sökülüp havalanıp gittiğini görünce ne olduğunu anlayamazlar. Silahlarını çekip birbirlerine girip bir şamatadır koparırlar. Aman durmayın, ağacı kaptılar, götürüyorlar diye feryat edip karanlıkta kime vurduklarını bilmeden sarmaş dolaş olup düşman diye birbirlerini kırarlar. Al giyimli sultanla güvercin Yiğit'te olup bitenleri sarayın penceresinden seyrederlermiş. Ağacın havalanıp gittiğini görünce ikisi de ne olup bittiğini anlamış. Eyvahlar olsun, oldu olanlar demişler. Peri padişahının oğlu bu hali onuruna kibirine yediremeyip, sultanım, karşımızda yemek yiyen, bana verdiğin yadigar mendili de alan bu çok bilmiş delikanlıdır. Bütün engelleri aştı. Eline çabuk, tedbiri çevik bir yiğittir. İşte o aldı götürdü her şeyi. Ben yenildim, gücüm kırıldı. Sen benden düştün artık. Kime yar olursan ol diye feryat edip altın leğene girer, iki silkelenir, suları sırtından aşırır, güvercin kılığına girerek kırr diye pencereden uçar gider. Al giyimli sultan oradan ağlaya ağlaya çıkar, koşa koşa babasının sarayına gelir, gün ışıyıp ortalık aydınlanmaya başlarken babasının huzuruna çıkar. Biz gelelim şehzadeye. Ağaç elinde pöstekiye kamçı vurarak uçar gelir Yağız atın yanına. Sırtını atlar atlamaz oradan kopup ovalardan yerlerden, derelerden coşkun sellerden geçerek padişahın sarayının karşısına gelirler. Şehzade doğru padişahın huzuruna çıkıp al giyimli sultanın istediği ağacı yere koyarak, İşte padişahım, sultan kızınızın istediği ağacı aldım getirdim deyince padişah hayretler içinde kalıp, aferin oğlum, fazlasıyla yürük, eline çabuk, aklına çevik, doğrusu çok becerikli bir yiğitmişsin. Kızımı vermek için senden uygununu da üstünün de bulamam. Yeter olsun artık nazda niyazda. Bire kız, artık sen de engelleri, oyunları, düzenleri koy bir yana. Düğün dernek kurulsun, tellal bağırsın, ulakları gönderin haber salsınlar. Tatarlar yollara çıkıp ferman ulaştırsınlar. Kul, kibar, konu komşu herkes toplansın diye emir vermiş. Al giyimli sultandaysa ses seda yok. Ağzı kilitli, artık engelden, düzenden, oyundan da umudunu kesmiş, başına gelene razı olmuş. Güvendiği dallar kurumuş. Başını önüne eğmiş, öylece durur. Bu şehzadenin üstünlüğünü iyice anlamış. Bir yandan olup biten işlerin hızından aklı fikri perişan, öte yandan da yan gözle bu oğlana baktıkça gönlü akar gidermiş. Al giyimli sultan yavaş yavaş büyüden sıyrılıp gerçeğe yöneldikçe nasıl bir beladan kurtulduğunu, nice bir mutluluğa kavuştuğunu iyice anlamaya başlamış. Orada 40 gün 40 gece düğün dernek yapmışlar. Her iş bitip dernek bozulup herkes yerli yerine dağılmaya başlayınca şehzade de al giyimli sultanı alıp kara yağız atına binip derelerden seller, ovalardan yerler gibi geçerek yoluna döner, anasına kavuşur. Doğruca anasıyla kucaklaşıp babasının elini öper. Onlara gelin sultanı da tanıtıp olanı biteni kısaca anlatır. Babasıyla anası anlatılanları dinledikçe bazen korkup bazen de sevinip hayret içinde kalırlar. Ayrıca baba yurdunda da 40 gün 40 gece düğün dernek kurulur. 7 iklim 4 bucağı elçiler, Tatarlar, ulaklar gönderip konuklar gelir derlenir. O kadar çok hediye gelir ki bir yere sığmaz. Gülerler, oynarlar, çalar çağırırlar.
dağlar gibi yağılmış pilavları, tepeler gibi yığılmış etleri yerler, bitirirler. Irmaklar gibi akan ayranları, şerbetleri kuruturlar. Açlar doyurulur, çulsuzlar giydirilir. Yerli yabancı demeden, gelene geçene çil çil altın dağıtılır. Onlar ermiş muradına, darısı bizim başımıza.''